Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli Zara'ya ait saç bandı yapımını tarif edeceğim. Modelimize şöyle yakından bakalım. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Arka kısmında böyle bir lastik mevcut. Yapımı çok çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla örüp hazırlayabilirler. Bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. Burada dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz çok güzel bir proje. Hemen şöyle motifimizin ölçüsünü de söylemek istiyorum. Motifimizin ölçüsü 10 santim oldu. İkiye katlanmış şekilde saç bandımızın ölçüsü de 25 santim oldu. Bu ölçüler size farklılık gösterebilir. Aynı ipi aynı tığ numarasını kullansak dahi örme sıkılığımız, gevşekliğimiz farklı olacağı için ölçüler az olabilir, fazla olabilir. Sizler kendinize göre bu ölçüleri ayarlayabilirsiniz. Daha küçük birini yapmak isterseniz motif sırasını bir sıra eksik yapabilirsiniz. Yine arka kısmında o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Kendiniz örebilirsiniz, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Satışını dahi yapabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay ve keyifli. Detaylı olarak da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Zara saç bandı için Alize Cotton Gold ipini kullanacağım. İpin içeriği %55 pamuk, %45 akrilik. 4 renk kullanacağım ben burada. Sizler dilediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Artan ipleri değerlendirirken dikkat edeceğimiz bir nokta, bütün renklerin markaları aynı olmayabilir. Bu hiç problem değil. Önemli olan içeriklerinin ve dokusunun kalınlığının birbirine yakın olması. Buna dikkat ettikten sonra görüntü çok güzel olacaktır. Burada 4 tane motif görüyorsunuz. Toplamda 5 tane motife ihtiyacımız var. Şimdi 5. motifi birlikte örüp birlikte birleştireceğiz. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şöyle hemen sihirli halk yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı oluşturduktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. Doladığımız ipi 3 ipin 3 ilmeğin içerisinden tek seferde geçiriyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Arada bir zincirimiz var. Şöyle halkayı biraz küçültelim rahat örebilmek için. Bakın 3 zincir, tekli trabzan, bir zincir, tekrar doladık. Sihirli halkaya batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doladık. 3'ün içerisinden tek seferde geçirerek tekli trabzan yaptık. Buna çakma sık iğne de deniyor. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak sihirli halka içerisine batıp ilmek çıkardık ve tekli trabzan örüyoruz. Bir zincir, tekli trabzan, bir zincir, tekli trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Zinciri de tekli trabzan kabul edeceğiz. 2-4 tane ördük. Bunu 8'e tamamlayacağız. Bir zincir, tekli trabzan. Bir zincir, tekli trabzan şeklinde bu tekli trabzanları 8'e tamamlamış olacağız. 6, 7 ve 8. Bakın 2, 4, 6 ve 8. Şimdi sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Çektikten sonra tekli trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz. Bu ipi de tutacağım. Burada 3 zincir çekmiştik. 3 zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıyoruz. Buradaki ilk 2 zincir tekli trabzan, bir zincir de aralarda çektiğimiz bir zincirlik nokta. Şimdi buradaki 3 zincirlik geniş boşluğa batarak kısa kalan ipi tığımızın üzerine alıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak burada batmış olduğumuz, kaydırma yaptığımız ilk boşluğa batıp 2 tane kilit trabzan örüyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar doladık. Aynı boşluğa batarak İkinci ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada bir zincirimiz var. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki bir zincirlik boşluğumuza batıyoruz. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz.
Başlangıçta iki tane ikili trabzan yapmamızın sebebi buradaki 3 zinciri de bir trabzan kabul ettiğimiz için zincirle beraber 3 tane ikili trabzan oluyor. Bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. İlkini ördük, ikinci ikili trabzan doladık ve üçüncü ikili trabzan. İkisini birlikte. Arada bir zincirimiz var. Tığımızın başına doluyoruz. Bir zincirlik bir sonraki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu şekilde aralarda bir zincir, 3 trabzan şeklinde çalışacağız. Bir zincirlik boşluklara şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. 3 tane trabzandan sonra bir zincir çektik. Burada üçlü trabzan noktaları toplamda 8 tane olacak. Şu ana kadar 7 oldu. Bakın burada son nokta var. Bir zincir çekip yaptığımız kaydırma noktası var. Burada tekli trabzan ve zincirli nokta var. Bu araya da batıyoruz. İpimizi yeteri kadar gizledik. Burada bırakıyorum. Bir zincirden sonra bu noktaya da yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Toplamda 8 tane bu şekilde üçlü trabzan noktamız oldu. Şimdi zincirli noktaya dokunmayacağım. Baştaki trabzan noktasına burada bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzandan sonra bir zincirden sonra gelen ilk trabzanı zincirden sonra gelen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum ve burada bir zincir çekip sıkılayarak ipimi yeteri kadar kesiyorum. Bu şekilde ilmeğimden ipimi çıkardım. Şimdi bir diğer rengimize geçiyoruz. Farklı bir renk alıyorum. Burada bakın kaydırma yaptığımız şu 3 zincirlik, bir zincirlik boşlukları çalışacağız yine bu sırada. Hemen şöyle bitiş yaptığım noktanın sağında kalan bir zincirlik boşluğa batıyorum. Farklı bir renkte ipimi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bu ilmeği buradan geçirerek şu kısa kalan ipleri de gizleyeceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Aralarda bir zincir var. Tığımın başına doladım. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada yine bir zincir var, doladım. Bir sonraki, bakın üçlü trabzan noktalarını atlıyoruz. Direkt bir zincirlik boşluklara çalışıyoruz. Bu boşluğa da yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Orta motif yuvarlak. Şimdi artık kareye dönüştüreceğiz. Bunun için burada artırma yapmamız gerekiyor. 3 tane ikili trabzandan sonra tekrar bir zincir. Doladım. Aynı boşluğa bakın. Aynı boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örerek ilk köşemi oluşturuyorum. Artık motifi kare yapacağız. Yuvarlak başladık. Kareye çeviriyoruz. Bir zincir doladım. Trabzanları atlayıp bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Aralarda hep bir zincir var, doladım. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada artırma yapmam gerekiyor. Bir zincir doladım. Aynı boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Burada hemen ikinci köşeyi yapmış olduk. Bakın. Tekrar bir zincir doladık. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada bakın motif kareye dönmeye başladı. İlk iki köşeyi yaptık. Üçlü trabzan, bir zincir. Şimdi burada da yine köşe yapacağız. Köşeyi yaptıktan sonra bir zincir, 3 tane trabzanımızı yine bir zincirlik boşluğa örüp son bitişte de dördüncü köşemizi yaparak bu sırayı da tamamlamış olacağız. Sıramızın sonuna geldik. 3 trabzandan sonra bir zincir çekip ilk başladığımız boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada motif kareye döndü ve ne yapacağız? Şimdi burada bitişi arada bir zincir çekmeden tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var, doladık. Tekli trabzan yaparak bu kısmı bitiriyoruz. Köşedeki bir zincirlik boşluğu veriyor. Bu şekilde bittiğimizde bir zincir çekiyoruz. Sıkılayarak ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkarıyoruz.
Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki rengimize geçiyoruz. Bir diğer rengimi aldım. Burada yine bitiş yaptım. Boşluğa batıyorum. Yeni rengimi tığımı alarak bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bu ilmeği bu boşluktan geçirerek şöyle iki kısa ipi arada gizleyerek öreceğim. Sonra arkada temizleyeceğim bu ipleri. 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Aynı boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincirimiz var. Şöyle kısa kalan ipleri de gizleyelim. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Motif artık hanım diledi, bey beğendi motifine dönüyor. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir. Artırma noktasına geldiğimizde buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısını yapıyoruz. Bir zincirlik boşlukları çalışıyoruz hep. Ve bakın yine 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonra tekrar bir zincir, bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Yani alt sırayı aynen tekrar etmiş oluyoruz. Hanım diledi, bey beğendi motifinde olduğu gibi. Burada başladık. Başlangıcı bu şekilde yaptık. İlk köşemizi oluşturduk. Diğer noktalara 3'er tane ikili trabzan öreceğiz. Köşede yine artırma yapıp, burada da artırma yapıp devam ederek son bitişte de 4. artırmamızı yapıp köşemizi oluşturmuş olacağız. Şimdi sıramızı tamamlayıp artık son sıraya geçebiliriz. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa da 3 tane trabzan ördükten sonra zincir çekmeden tığımızın başına direkt doluyoruz. Baştaki 3. zincirin içerisine direkt batıp ilmek çıkarıp burada 3 ilmeğin içerisinden tek seferde doladığımız ipi geçirerek bir zincirle bitişimizi yapıyoruz. Yani alt sırada yaptığımız işlemin birebir aynısı. Bu şekilde bitişimizi yaptık. Şöyle el ütümüzü yapalım. Bakın motifi burada 3-4 sıra olarak tamamladık. Şimdi burada önemli bir püf nokta var. Ben burada motiflerimi birleştirdim. Ama sizler yaparken ilk motifi tamamen örüyoruz. İlk motif 5 sıradan oluşuyor demiştik. 2, 3, 4, 5 sıradan oluşuyor. İlk motifi 5 sıra olacak şekilde yani son sıraya kadar örüp bırakıyoruz. Diğer motifleri burada olduğu gibi 4 sıra örerek bırakıyoruz. Yani son sıralarını örmeden bırakıyoruz. Neden? İlk motifi ördük. Diğer motifleri son sırasını örmeden bırakıyoruz. Neden? Son sırayı ilk motifi ördükten sonra diğer motiflerin son sırasını hem öreceğiz hem de birleştireceğiz. Örerek sırayla birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi burada şöyle düşünelim. Bunu burada 4 motif görmeyin. Burada tek motif olarak düşünün. Burada ben ilk motifimi örüp tamamladım. Yani 5 sıraya tamamladım. Bunu da nasıl yaptım? Hemen şöyle bakın göstereyim. Artık hiç zincir yok bu son sırada. Her bir trabzan boşluğuna bir tane ikili trabzan ördüm. Aradaki bir zincirlik boşluklara bir tane trabzan ördüm. Köşedeki artırmamı ikili yaptım. Üçlü değil. Bakın 2 tane trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Gelen trabzan boşluklarına trabzan, bir zincirlik boşluğa trabzan şeklinde. Tamamen bu şekilde çerçeveledim. Hiç zincir yok. Sadece köşelerde artırma noktalarında zincir var. Artırma da üçlü değil. Alt sıralarda olduğu gibi ikili oldu. Ve bir zincirlik boşluklara bir trabzan yaparak bu şekilde ilk motifi aynen alt sıralarda şu son 2 sırada ördüğümüz gibi birleştirip tekli trabzan yaparak bitişimizi yaptık. İlk motifi bu şekilde tamamladık. Diğerlerini bu şekilde 4 sıra ördüm. 4 sıra ördükten sonra hem diğer motifleri birleştirdim hem de son sıralarını örmüş oldum. Şimdi burada bakın bunu da şuraya yerleştireceğim. Burada ilk motifimizi tamamen ördüğümüzü düşünelim. Şimdi burada ilk motifin son sırası nasıl ördüğümü de hemen sizlerle paylaşacağım. Burada dış kısımda kullandığım rengimi alıyorum. Motifimi de aldım. Yine bitiş yaptığım noktadan başlıyorum. Hep aynı şekilde başlıyoruz. Zincirle ilmek oluşturup bu iki ipi gizleyeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Normalde 3 tane trabzan yapıyorduk zincirle beraber. Burada şimdi 1 tane ikili trabzan yapacağız. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzanımız olacak. Son sıranın tek farkı bu. Köşelerde ikili artırma yapıyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın zincirli nokta geldi. Zincirli noktanın zinciri trabzan kabul ettiğimiz için içine batıp bir trabzan. Hemen gelen ilk trabzanı şöyle tepe boşluğuna batıp trabzan. Bir sonraki trabzana tekrar trabzan. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi zincirli nokta geldi.
zincirli olan, bir zincirlik olan boşluğa da batıp bir tane kilit trabzan örüyoruz. Bu köşede bakın bir zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan, arada bir zincir var. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Bakın bahsettiğim buydu. İki tane ikili trabzan. Sonra burada yaptığımız işlemin aynısını diğer köşelerde yaparak ilk motifi bu şekilde tamamlıyoruz. Diğer kalan dört tane motifi ise son sırasını örmeden tamamlıyoruz. Şimdi burada düşünelim, bu ilk motifimizi burada tamamladık. Elimde son sırası eksik motifim var. Şimdi bunu birleştireceğiz. Burada ne yaptık? Artırma noktasına bakın, söktüm şu kısmı, sökelim. Daha net anlaşılsın. Artırma zincir boşluğuna geldiğimde bir zincirlik boşluğa bu noktaya iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi hafif esneterek bırakıyorum. Ne yapıyorum? Bağlantı yapacağım. İlk motifim burada, tamamen ördüğüm motif burada. İkinci motifim elimde. Düşünelim bu şekilde. Şimdi köşe bir zincirlik boşluğa geldim. Bu ilmeği bu noktadan geçiriyorum. Köşe bir zincirlik boşluktan geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Aynı boşluğa batarak iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir, iki. Bakın bu şekilde birleşecek. Bu ilmeği esnetiyorum. Birleştireceğim motifin bir zincirlik boşluklarına bağlantı yaptım. Sonra iki trabzan ördüm. Bu motifte de bir, iki trabzan sayıyorum. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batıp uzatmış olduğum ilmeği tığıma alarak bu boşluktan geçiriyorum. Burada zincir çekmediğim için, kasma da yapmasını istemediğim için ilmekleri mutlaka esnek tutuyoruz. Eğer burada çok sıkarsanız bu burada kasma yapacaktır. İçe doğru toplama yapacaktır. Bunun olmasını istemiyoruz. Bu yüzden ilmekleri biraz esnek yapıyoruz, bırakıyoruz. İlmeği geçirdikten sonra zincir vesaire yok. Tığımın başına direkt doladım. Geliyorum buradaki trabzan boşluğuna batıyorum. Tepe boşluğuna batıp ikili trabzan örüyorum. Şimdi 3 tane trabzanım var. Bunların, bakın motifime döndüm. Motifimi örmeye devam ediyorum. 3 trabzanım vardı. Her bir tepe boşluğuna batarak 3 trabzanımı ördüm. Ve bir zincirlik boşluğum var. Bu bir zincirlik boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. İlmeğimi esnettim. Şimdi birleştirme yapacağım. Motifime dönüyorum. Bakın. Buradaki 1, 2, 3, 4 trabzan örmüştüm. 1, 2, 3, 4. trabzana bir zincirlik boşluğa trabzan yapıp bir durdum. Burada da yine bir zincirlik olan boşluktaki trabzanı tepe boşluğuna batıyorum. Sayarak da yapabilirsiniz. 4. trabzan, 4. trabzan. İlmeği buradan geçiriyorum. Esnek bırakıyorum mutlaka. Tığımın başına dolayarak tekrar 3 trabzan geliyor. Motifime dönerek son sırasını örüyorum. 3 trabzanı ördüm. Ve bir zincirlik boşluğa da bir tane ikili trabzanı ördüm. İlmeğimi esnettim. Burada da yine bir zincirlik boşluktaki trabzanımın tepe boşluğuna batıp bu ilmeği buradan geçirdim. Tığımın başına doladım. Tekrar 3 tane trabzanım var yan yana. Ve bir zincirlik boşluğu. Motifime dönüp bakın sıramı tamamlıyorum. Bu ilmeği hafif esnettim. Ve bir zincirlik boşluktaki 4. trabzanımı bulup ilmeği buradan geçirip şimdi uç kısma geldik. Tekrar burada 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 3 trabzanı ördükten sonra ilmeği esnetiyoruz. Bakın 1, 2, 3. trabzanı bulup tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırdık, doladım. Şimdi bir zincirlik boşluktayız. Bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi esnettim. Bir zincirlik köşedeki boşluğa batıyorum. İlmeği bu noktadan geçirerek bir zincir çekip çok fazla sıkmadan yapıyorum bunu. Tekrar aynı boşluğa batarak iki tane ikili trabzan örüyorum. Yani motifi aynen örmeye devam ediyorum. Şu şekilde şimdi el ötüsü yapacağız ve motif düzlenecek. Şimdi bakın iki tane ikili trabzanı ördük bir zincirlik boşluğa ve bağlantıyı yaptık. Başta ve sonda birleşti. Şimdi yine motife dönüyorum. Son sırası eksik olan elimde ördüğüm motife trabzan noktalarına trabzan, bir zincirlik boşluğa trabzan şeklinde son sıramı tamamlıyorum. Bitişi de yine buradaki son boşluğa iki tane ikili trabzan örüp tekli trabzanla birleştirme yapıp bu iki sırada yaptığımız gibi motifi tamamlamış oluyoruz. Birleştirmesi de
oldukça kolay bu şekilde tamamlanmış oluyor. Toplamda 5 tane motifimiz var ve bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi motifimizi birleştirip tamamlayalım, sonraki aşamaya devam edelim. Burada motiflerimizi birleştirerek tamamladık. Son motifte ipimizi kesmiyoruz. İpimiz burada kalacak çünkü örmeye devam edeceğiz. Şimdi lastik gerekiyor. Bakın bu şekilde kalın lastik olur ya da elimde şöyle farklı bir lastik daha vardı. Bakın bu şekilde ince olur. Hiç fark etmez. Bir parça lastiğe ihtiyacımız var. Ve bir de dikiş iğnesine ihtiyacımız var. Ben böyle sihirli ip diye geçiyor. Misinalı bir ip. Bunu kullanacağım. Şimdi yeteri kadar şöyle çıkarayım. Çok fazla olmasına gerek yok. Bakın göz kararı. Şöyle santim de verelim. Bir 10 santim olsa yeterli. 10 santim kadar lastiğimi kesiyorum. Lastiğimi yeteri kadar kestikten sonra şimdi burada örgümü alıyorum. Tekli trabzanla bitişimizi yapmıştık. Şimdi bakın düz kısımdan öreceğiz. Burada motifi birleştiriyorum. İki uç kısmı birbirine birleştiriyorum. Tekli trabzandan sonra buradaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Bakın ters kısmı bana bakıyor. Bu şekilde çünkü düz kısmından örerek devam edeceğiz. Bir zincirlik boşluğa batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Sonra 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Buradaki gelen trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzan örüyorum. Burada tamamen İkili trabzan örerek ilerleyeceğiz. Bir halka oluşturduğumuzu düşünelim. Bakın burada bağlantıyı yaptık. Şimdi her bir trabzan boşluğuna bir kez batarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna geldik. Her bir trabzana bir kez battık. Şimdi bir zincirlik buradaki tekli trabzanla bittiğimiz boşluğa da bir kez batarak son trabzanımızı örüyoruz. Ve baştaki ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıp aynı boşluğa, buradaki aynı boşluğa batıyoruz. Şu zincirli kısım arada kalması için böyle yapıyorum. Zincirle çıktığımız aynı ilk trabzanın tepe boşluğuna bir tane trabzan ördük. Ve bir sonraki trabzanları yine trabzan örerek hep bu şekilde örerek tamamlayacağız. Şimdi bu noktada bu kestiğimiz lastiğin ucunu bu kısımda dikmemiz gerekiyor. Şöyle yerleştireceğim. Dikiş iğnemi aldım. Ben böyle sihirli ip, rengi belli olmayan bir ip tercih ettim dikmek için. Şimdi bunu burada dikiyorum. Şöyle içeriden geçiriyorum. Dışarıda çıksa rengi olmadığı için hiçbir şekilde belli olmayacak. Düğümlü kısım içeride kaldı. Şimdi bunu bakın ördüğüm noktadan şöyle tutuyorum. Böyle tam ortalı olacak şekilde. Bunu dikiyorum. Burada dikişimi tamamladım. Lastiğimi sağlam olacak şekilde dikip bitirdim. Şimdi bakın bunun etrafından örmeye trabzanlarımızı devam edeceğiz. Şöyle hemen tığıma tekrar ipimi takıyorum. İlmeğimi. Ve şimdi her bir trabzan boşluğunu yine bir tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Alt sırada birleştirme yapmıştık. Şimdi bu şekilde her bir trabzan boşluğuna bir kez trabzan örerek ve sıra sonunda gelip birleştirerek bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Lastiğimizin etrafından örerek yeteri kadar uzatacağız. Uzattıktan sonrasında bu noktaya gelip burada da bir bağlantı yapacağız ve bu lastiği bu kısımda birleştirmiş olacağız. Şimdi trabzanlarımızı örüp gelelim. Ördükten sonra bu lastik içeride kalacak. Sonrasında bu lastiği çekiştirerek bu noktada bağlantı yapıp dikeceğiz. Ve artık saç bandımızı bitirmiş olacağız. Lastiğim içeride kaldı. Trabzan noktamı 15 sıra olacak şekilde tamamladım. Bu sıra sayısı sizlerde farklılık gösterebilir. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre, örme sıklığınıza, gevşekliğinize göre az olabilir, fazla olabilir. 15 sıra benim için yeterli oldu. Şimdi son trabzanıma da batıyorum. 15. sıramdayım. 3 tane zincirimiz vardı. Bu zincire hiç dokunmuyoruz. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada şöyle bir zincir çekeceğim. Dikiş yapacağım için ipimi yeteri kadar kesiyorum. İlmeğimden bu şekilde çıkarıyorum. Şöyle bir iğne yardımıyla dikeceğim.
Kestiğim ipimin ucunu bu iğneye takıyorum. Hemen hızlı bir şekilde takalım. İğneme ipimi taktıktan sonra şimdi burada dikiş yapacağız. Bakın bu şekilde trabzan noktasını örüp hazırladık. İçeride lastiğimiz duruyor. Şimdi bu uç kısımdan yine buradaki uçları, bu motifin uçları birbirine eşit gelecek şekilde bu bir zincirlik noktalar kapatacağız. Ve buradaki parçamıza bu kısmı dikeceğiz. Şu ara kısım açık kalacağı için lastiği bu noktadan çekip en son bu kısma sabitleyeceğiz. Sizler daha kolay yöntemler biliyorsanız o şekilde de yine dikişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir zincirlik boşluğa batıyorum. Diğer bir zincirlik boşluğa da batıyorum. Burada bir, bakın şuradan bağlantı yapmış oldum. Bu zaten alt kısma geldiği için bu uçlar birleştiğinde bu kısım şöyle altta kalacak. Hafif de şöyle tuttuğum zaman tam etrafından dikmiş olacağım. Bakın burada hem şu iki uç sivri ucu birleştirdik hem de ilk başladığımız noktaya getirmiş olduk. Bu kısa kalan ipleri de sonradan gizleyeceğiz. Şimdi şöyle dışarıdan yapacağım bunun dikişini. Şöyle çeviriyorum. İpimiz burada. Şöyle arka tek kanatları batıp şu kısımdan başlayalım. Bir zincirlik boşluğa batalım. Sonra diğer noktaları batıp şimdi bu tarafa doğru diğer motifin diğer bir zincirlik boşluğuna batıp burada bir bağlantıyı sağladım. Sağlamlaştırdım bu noktayı. Şimdi burada arka tek kanatlarına batıyorum ve dikiyorum. Bu şekilde sıradaki trabzanın tek kanadına batıp bu dıştaki tek kanatlarına bakıp batıp dikiyorum. Şöyle yakından gösterelim. Bakın bu ara kısım, parmağımı geçirdiğim nokta, lastiğin çıkacağı nokta. Tek kat dikiyorum, iki kat yapmıyorum. Bu şekilde dikişimizi yaparak son noktaya kadar birleştireceğiz. Sonra içeriden lastiğimizi çıkarıp bu noktada sabitleyeceğiz ve artık saç bandımızı bitirmiş olacağız. Buradaki uç kısma kadar geldik. Son noktalarımıza da karşılıklı batıyoruz. Şöyle aradaki boşluklara batıyoruz. Bakın bu şekilde motifin birleştiği uç kısımlar karşılıklı eşit gelmiş oldu. Şimdi burada şu bir zincirlik boşluğa tekrar batıp bu noktayı şöyle iyice sağlamlaştıracağım. Sağlam olduğuna mutlaka dikkat edin. Makineye atıp yıkadığınız zaman ipiniz çıkmayacak şekilde gizlemezsiniz. Bu şekilde kesme işlemini yaptık. Şimdi içerideki lastiğimizi parmağımız yardımıyla şöyle çıkaracağım. Lastiği çekmem gerekiyor ve burası bakın orijinalinde olduğu gibi büzülmeye başladı. Şimdi burada bu boşluk bakın bu şekilde çıkıyor. Şimdi burada bu tarafta yaptığım gibi aynen buradaki uçları görünmeyecek tabii ki lastiğimizin. Bu kısımda dikme yapacağım. Şöyle motif sırasıyla ve trabzan sırasının arasında birleştirme yapmıştık. Hemen şöyle lastiğimi çekiştireceğim. Bunu muntazam düzgün bir şekilde yapmaya dikkat edeceğim. Sonra dikiş iğnemi alıyorum. Şeffaf bir dikiş ipi kullandığımı söylemiştim. Bunu karşı tarafta olduğu gibi dikiyorum. Lastik kısmını da oluşturmuş olduk. Bunu sizler başınıza göre ya da yapacağınız kişiye göre ayarlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok kolaydı ve çok keyifliydi. Ben çalışırken inanılmaz keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.